Dünyanın en tatlı tavşanlarından ve dünyanın en tatlı kedilerinden benim sevimlim, bakın ne anlatacak. Hocam uygun görürseniz dağların sarsıntıyı engelleyici özelliğinden bahsetmek istiyorum. Bir ayet söyleyeyim, şeytandan Allah'a sığınırım. Yeryüzünde onları sarsmasın diye sabit dağlar yarattık diye Allah bildiriyor. Gerçekten de günümüzde bilim adamları bu ayetin gerçekliğini ispatladılar. Şöyle ki dağlar önceden sadece yeryüzü yükseltileri olarak biliniyordu. Fakat 20. yüzyılda bilim adamları dağların dağ kökü olduğunu da hesapladılar. Yani yeryüzü tabakaları karşı karşıya geldiğinde daha dayanıklı olan yeryüzü tabakası alt tarafa doğru ilerleyerek diğer üst taraftaki yer kabuğu da yukarı doğru çıkarak dağları oluşturuyor. Bu Everest'te mesela dağın yüksekliği 9 kilometre yukarıda, 125 kilometre de aşağı doğru ilerleyen bir kısmı var. Bunu şöyle düşünebiliriz, mesela çadırları tutan çivi ve kazıklar var. Nasıl ki onu sağlamlaştırıyor, sabitleştiriyor, aynı bu şekilde dağlarda da. İki yer kabuğu birleştiğinde onu tutan, perçinleyen dağ kökü ve dağın altındaki kısım ve dağın üstündeki kısım oluyor. Bu bir Kur'an mucizesi. Allah bize ayetinde bildiriyor maşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Biz yeryüzünü bir döşek kılmadık mı dağları da birer kazık diye Allah bildiriyor maşallah. Maşallah. Elhamdülillah. Aynısıyla böyle olduğunu bilim adamları daha yeni tespit ettiler, evet, değil mi? Evet hocam maşallah. Evet, Kur'an'ın bir mucizesi inşallah. İnşallah.